mesnevi, şule. İlem eyyuhel aziz, aklım yürüyüş yaparken bazen kalbimle arkadaş olur. Kalp zevkiyle bulduğu şeyi akla veriyor. Akıl, ber, veçhi, mutat, bürhan şeklinde bir temsil ile ibraz ediyor. Mesela fatırı, hakimin kainattan sonsuz bir uzaklığı olduğu gibi sonsuz bir kurbiyeti de vardır. Evet, ilim ve kudretiyle batınların en batınında bulunduğu gibi fevklerin de en fevkinde bulunuyor. Hiçbir şeyde dahil olmadığı gibi hiçbir şeyden de hariç değildir. Evet, asar rahmetine mazhar olan sat-ı arzda mamulat-ı kudrete bak ki bir parça bu sırra vakıf olasın. Mesela biri arzda, diğeri semada veya biri şarkta, diğeri garpta iki şeyi bir anda yaratan sani'in o yaratılan şeylerin arasındaki uzaklık kadar uzaklığı lazımdır. Ve keza her şeyin kayyumu olduğu cihetle de her şeyin nefsinden daha ziyade bir kurbiyeti de vardır. Bu sır daire-i vücub, tecerrüt ve ıtlak hasaisindendir. Ve faili aslinin mahiyetiyle zilli olan münfail arasındaki mübayenet-i lazimesidir. Mesela şems timsallerine kayyum olduğu için fevkalhat onlara bir kurbiyeti vardır. Aynedeki zıl ve gölge ile semada bulunan asıl arasındaki mesafe kadar da bu'diyeti vardır. Kalp iman mahallidir. Sevgi, korku gibi bütün hissiyat da kalbin dairesi içindedir. Kalbin bütün işleri kelimesizdir. Akılda kelimelere dökülürler. İnsan güzel bir çiçeği kelimesiz olarak sever. Bu sevgisini başkalarına ifade etmek istediğinde onu kelimelere döker. Güzel bir sesten, gördüğümüz bir iyilikten, okuduğumuz bir eserden duyduğumuz zevkler de yine kelimesizdir. Bazen de kalbe yine kelimesiz olarak bir ulvi mana zevk ettirilir. Bu derste bu ulvi manalardan birisi üzerinde durulmaktadır. Fatır-ı Hakim'in kainattan sonsuz bir uzaklığı olduğu gibi sonsuz bir kurbiyeti de vardır. Bu manayı kalp aleminde zevk ettiğini bu ifadelerden şu anlaşılıyor. Bu mana kalp aleminde zevk edilmiştir. Daha sonra da o zevk edilen hakikat akla gönderilmiştir. Akıl ise her zamanki gibi bu meselede de deliller getirme yoluna girdiği beyan edilmiştir. Ve bununla ilgili de deliller ortaya konmuştur. Demek, evet, ilim ve kudretiyle batınların en batınında bulunduğu gibi fevklerinde en fevkinde bulunuyor. Örnek olarak kendi bedenimizi düşünelim. Kalbimiz, ciğerlerimiz, midemiz, bizim içimizde oldukları gibi onların da içleri vardır. İçimizdeki bir organın içi bizim batınımızın batınıdır. Bu organlarımızın içlerinde ve dışlarındaki bütün faaliyetler Allah'ın ilim ve kudretiyle icra edilmektedir. Bunlarda bizim hiçbir tesirimiz söz konusu değildir. O halde Rabbimiz ilim ve kudretiyle bizden daha yakındır. O ilim ve kudret batınların batınında iş gördüğü gibi fevklerin fevkinde de icraatını sürdürmektedir. Hava tabakası bizim üstümüzde, güneş dünyanın üstünde, galaksiler güneş sisteminin üstünde, kürsi bütün sistemlerin üstündedir. Arş ise bunların tamamını içine almaktadır. İşte o ilahi ilim ve kudret bu fevklerin fevkinde de iş görmektedir. Ve Allah hiçbir şeyde dahil olmadığı gibi hiçbir şeyden de hariç değildir. Dahil ve hariç kelimeleri maddi varlıklar için kullanılır. Latif ve nurani varlıklar için içte yahut dışta bulunma söz konusu değildir. Mesela bir eseri yazan zatın ilmi o kitabın sayfalarında ve mürekkebinde aranmaz. Zira onlara dahil değildir. O ilim sıfatı kendini o cümlelerde göstermesi cihetiyle de ondan hariç değildir. Ve keza insan ruhunun varlığı bedenin her faaliyetinde kendini gösterir. Bu yönüyle ruh bedenden hariç değildir. Ancak ruhu bedenin organlarında aramak ve bulmak da mümkün değildir. Bu yönüyle de bedene dahil değildir. Bir ismi nur ve bütün esması nurani olan Cenab-ı Hak da zatıyla hiçbir şeye dahil olmadığı gibi her şeyi bilmesi ve yaratması ve onlarda tasarrufta bulunması yönüyle de hiçbir şeyden hariç değildir. Yakınlık konusunda şu hususunda belirtilmesi gerekir. Allah maddeden ve mekandan münezzeh olduğu için ona yakınlık mesafe olarak düşünülemez. Kul Rabbinin marifetinde ilerledikçe ona yaklaşır, batıl inançlara ve hakikatten uzak görüşlere saptıkça ondan uzaklaşır. Salih amel ve takva ile Rabbine yaklaşır,
günah ve isyanlarla da ondan, yani onun rahmetinden uzaklaşır. Evet, asar rahmetine mazhar olan sat-ı arzda mamulat-ı kudrete bak ki bir parça bu sıra vakıf olasın. Mamul, imal edilen şey demektir. Bir fabrikaya giren ham maddeler çeşitli safhalardan geçtikten sonra mamul madde haline gelir ve piyasaya arz edilirler. Bu kelimeyle hayalimizde kainat bir fabrika, elementler, ham madde, bütün çiçekler, ağaçlar, insanlar, hayvanlar bu fabrikanın mamulleri olarak canlanırlar. Bu sır daire-i vücub, tecerrüt ve ıtlak hasaisindendir. Ve fail-i aslinin mahiyetiyle zilli olan münfail arasındaki mübayeneti lazimesidir. Allah'ın varlığı vaciptir. Daire-i vücub Allah'ın zatı, şunatı, sıfatları, fiilleri ve isimleridir. Vacibül vücud kısaca şöyle tarif edilmektedir. Varlığı zatından ezeli ve ebedi olmaması muhaldir. Varlığı zatındandır, ezeli ve ebedi olmaması muhaldir. Bütün mahlukatın varlığı ise mümkün grubuna girer. Bunun tarifi de şöyledir. Varlığı zatından olmayan, Allah'ın yaratmasıyla var olan, olup olmaması müsavi eşit, hadis ve fani, sonradan meydana gelen ve bir süre sonra varlığı son bulan, ölümlü. Bu cümle ile uzaklık ve yakınlığın en önemli yönü nazara verilmiş oluyor. Yani Allah'ın varlığı vaciptir. Mümkün varlıklar mahiyet olarak o vacip varlıktan sonsuz derece uzaktırlar. Ona hiçbir cihetle benzemezler. O vacibi vücut yarattı ve bütün ihtiyaçlarını sürekli olarak yerine getirdiği mümkün varlıklara onların nefislerinden daha yakındır. Mümkün varlıkların yaratılmaları ve devamları Allah'ın lütfuyla ve sıfatlarının tecellisiyledir. O tecelliler bir an kesilse mümkün varlıklar yok olurlar. Buna örnek olarak da bir sonraki cümlede şöyle buyuruluyor. Şems timsallerine kayyum olduğu için fevkal hat onlara bir kurbiyeti vardır. Aynedeki zıl ve gölge ile semada bulunan asıl arasındaki mesafe kadar da bu üdiyeti vardır. Zıl gölge demektir. Güneşin aynadaki tecellisine gölge denilmesi mecazidir ve şu manaya gelir. Güneşin kendi ışığı ile aynadaki bu ışık arasındaki fark gölge ile asıl arasındaki fark kadar büyüktür. Bu gölge ışık asıl ışıktan mahiyet olarak da o derece uzaktır. Gölgeyi şöyle tarif ederler. Asıldan haber verir ancak aslın özelliklerini taşımaz. İnsanın gölgesi insan değildir. Aklı, hayatı, şuuru yoktur. Ağacın gölgesinde de meyve bulunmaz. Tecerrüt ve ıtlak. Tecerrüt bir ismi nur olan Allah'ın, bir ismi nur olan Allah'ın zatı gibi bütün sıfatlarının da maddeden mücerret olduğunu ifade eder. Bu mücerret sıfatlar her şeyin içini ve dışını, öncesini ve sonrasını birlikte kuşatırlar. Bu cihetle de her şeye, her şeyden daha yakın olurlar. Itlak, kayıt altına girmemek demektir. Allah'ın bütün sıfatları mutlaktır. Yani o sıfatların icraatını engelleyecek başka sıfatlar düşünülemez. Diğer varlıkların zatları mümkün olduğu gibi sıfatları da sınırlı ve kayıtlıdır. Bu yönüyle mahlukatın sıfatları ilahi sıfatlardan sonsuz derece uzaktır. Yani onlara hiçbir cihetle benzemezler. Fail-i aslinin mahiyetiyle zilli olan münfail arasındaki mübayenet. Fail-i asli. Fiillerin gerçek sahibi demektir. Mesela rızık verme fiilinin sahibi Rezzak olan Allah'tır. Rızka sebep ve vesile olan ağaçlar, bahar, yağmur gibi meyve bahçelerinde iş gören insanlar da gerçek rızık verici değildirler. Aralarında gölge ile asıl arasındaki fark kadar fark vardır. Yani bu sebepler Rezzak olmaktan sonsuz derece uzaktırlar. Münfail fiili kabul eden demektir. Metinde geçen güneş örneği üzerinde konuşacak olursak ayna münfaildir. Güneşin ışık verme fiilini kabul etmiştir. Ama bir taş yahut bir tahta münfail olamamışlardır. Onlarda ışık tecelli etmemiştir. Aynanın diğerlerinden bu noktada bir üstünlüğü olsa da ışığın gerçek sahibi değildir. Yani aynaya ışık sahibi denilmez. İşte bütün varlıklar da ilahi fiilleri kabul etmişlerdir. Yani bu fiiller onlarda icra edilmiştir. Bundan öte bir tesirleri yoktur. Bir örnek de kendi varlığımızdan verecek olursak Basir, gören, görücü ismi Allah'ın. Gören ismi yani basir ismi insanın elinde yahut kolunda değil de gözünde tecelli etmiştir, etmektedir. Yani göz bu ilahi icraatı kabul etmiştir, münfail olmuştur. Ama göze bu kabiliyeti veren de ışığı ve görmeyi yaratan da Allah'tır. Göz görmenin hakiki sahibi ve faili değildir. Mümkün varlıklardaki bütün sıfatlar, kabiliyetler, özellikler de bunun gibidir.